Geçmişte büyük haksızlıkların yapıldığını, insanların mağdur edildiğini biliyoruz. Askerlerimize de geçmişte kumpas kurularak onların mağdur edildiğini, uzun süre hapiste tutulduğunu, evlerinin basıldığını, ellerine kelepçe takıldığını ve daha sonra şu veya bu şekliyle hapisten çıktılar ama onlara yapılan haksızlıkların bir şekliyle telafi edilmesi lazım. Benim helalleşme dediğim budur. Devletin onlarla helalleşmesi lazım. Deniz Kutluk da bunlardan birisi. Evi basıldı. Eşi, çocukları mağdur edildi. Sadece kendisi değil, ailesi de mağdur edildi. Aile bazen karakollara, bazen hapishaneye, bazen hastaneye gidip gelerek ve büyük bir dramı yaşayarak en azından adaleti beklediler bu insanlar. Devletin onlara özür borcu var. Her ne kadar bir terör örgütüyle işbirliği yapılıp bu kumpas kurulduysa da, yani balyoz kumpası ki bunların içinden en acımasızıdır, kurulduysa da bugün 3 veya 5 kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız. Bu defter kapanmış bir defter değildir. Kendisinin ve ailesinin uğradığı mağduriyetin, haksızlığın telafi edilmesi lazım. Devletin bunlarla helalleşmesi lazım. Biz iktidarımızda bu ve benzeri ailelerle, haksızlığa uğramış ailelerle nasıl helalleşeceğimizi anlatmaya geldim. Bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bu ülkede hiç kimseyi mağdur etmemeye kararlıyız. Evlatlarının çektiği acılar, eşlerinin çektiği acılar, kendileri dışında bunların çektiği acıların bir şekilde tazmin edilmesi lazım. Türkiye bu acıyı kaldıramaz. İnsanlık bu acıyı kaldıramaz. Zulüm bir yerde varsa birilerinin ortaya çıkıp o zulme son vermesi lazım. Evet, biz bu ülkede adaleti sağlayacağız demesi lazım. Zulme son vermek, zalimin yanında durmamak demektir. Zalimin yanında durursanız Mevlana'nın deyişiyle dikene su verirsiniz. Biz dikene su vermeyi değil, güle su vermeyi istiyoruz. Beraber yaşamayız, birlikte yaşamayı istiyoruz. Bunu yapabildiğimiz zaman başarılı olacağız. Var olan iktidarın zulmü sonlandıracağına inanmıyorum. Tam tersine bugün zulmün kapısını açmış, insanları perişan etmiş. Biz iktidarımızdan emin olun bu ülkeye barışı, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye kucaklaşmayı getireceğiz. Bu ülkede hepimiz barış içinde, huzur içinde yaşayacağız. Herkesin bundan emin olmasını isterim. Bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim. Çok güzel bir ülkemiz var. Çok güzel insanlarımız var. Deniz Kutluk'un kızı bana bir mektup bırakmış. O mektubu da aldım. Beklentileri var. Genç bir kardeşimiz. Beklentileri var. Notu aldım. Beklentiler aslında bütün gençlerin beklentileri. Daha güzel bir Türkiye, daha iyi bir eğitim, adalet, bunlar isteniyor. Bunları sağlamak için Kutluk ailesine sözüm, mağdur olan bütün ailelere sözümdür. Terör örgütüyle beraber askerlere karşı kurdukları kumpasın hesabını soracağız. Zalimden hesap sormazsanız zalimin yanında olursunuz. Biz zalimin yanında değil, mağdurun yanındayız ve mağdurun hakkını ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Hepinize teşekkür ederim değerli basın mensupları. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Teşekkürler arkadaşlar. Dediniz. Açıklık getirseniz. Hepsini halledeceğim. Beşli çete de zulmediyor, hepsini halledeceğim.